Bu uygulamada buton kullanarak deney kart üzerinden buton durumunun kontrolünü yapacağız. Bu işlemi yaparken seri port ekranını kullanarak butonun kaç defa basıldığını ya da basılıp basılmadığının kontrolünü görmüş olacağız. Uygulamada deney kart, breadboard, buton ve direnç kullanacağız. Kullanacağımız direncin boyutu 10 kilo ohm olması gerekiyor. Burada kullanacağımız butonu tam breadboard'un ortasına yerleştiriyoruz. Şayet butonumuz şöyle yan olursa bakın şuraya yerleştiği zaman bu deliklere bacaklarının denk gelmediğini görüyoruz. Çevirdim. Şöyle tam orta kısma kolaylıkla yerleşiyor. Buraya yerleştirdikten sonra buradaki direncimi de bacaklardan birine şöyle gelecek şekilde yerleştiriyorum. Buradan GND ile bağlantı kurmasını sağlıyorum. Bu direnç benim devredeki olası parazitlerimi önleyecek. Bakın şunun rengini de siyah yapalım. Sonra yine bu direnci bağladığımız bacaktan kullanacağımız dijital pinlerden hangisine bağlayacaksak ona getirip şöyle bağlıyoruz. Bakın bunun da rengini mavi yapalım. Şimdi butonun diğer bacağını da deney kartın 3,3 voltuna bağlıyoruz. Bakın burada 3,3 volt var. Getirip buraya bağlıyoruz. Bunu 5 volta bağlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü buradan gelen sinyal neticesinde bu dijital pine tekrar dönen burada akım 5 volttan daha doğrusu gerilim yüksek geleceğinden pinleri bozabilir. 5 voltu sadece özel durumlar için kullanacağız. Mesela servo bağlantısı yaparken servo 5 volta ihtiyaç duyacak. O zaman kullanacağız. Onun haricinde biz genellikle 3,3 voltu kullanacağız. Bunun rengini de kırmızı yaptık. Şimdi burada kullandığımız buton pull down direnci ile bağlanmış oldu devreye. Ne demek? Butona basmadığımız zaman devreye sıfır sinyali bastığımız zaman bir sinyal gönderilecek. Şayet biz bunu pull-up direnci olarak bağlamak isteseydik, bakın şöyle bir kopyasını çıkaralım şunun. Çıkardık. Şu direnci de getirdik şuraya. Burada ne yapmamız gerekecekti? Şu pini 5 volta bağlamamız, daha doğrusu 3,3 volta bağlamamız gerekecekti. Yine şuradan pinle deney kartın dijital pinine bağlamamız gerekecekti. Şuradaki boştaki butonun bacağını da GND'ye bağlamamız gerekecekti. Yani GND ile 5 voltun tam tersi bağlandığı durumlarda da burada pull-up direnci kullanılmış oluyor. Bunu kullandığımız zaman butona basmadığımız zaman devreye bir sinyali, bastığımız zaman da sıfır sinyali gidecekti. Genellikle butonun kullanma mantığı bu şekilde olduğu için biz pull down direnci kullanıyoruz. Tabii bunu kodlarla da değiştirebilirdik biz ters bağlantıda ama kafa karışıklığı olmaması açısından doğrudan pull down direnci kullanmış olduk. Devre bağlantımız bu şekilde. Bastığımız zaman buradaki butona sayaç şeklinde her seferinde sayacın değerini bir değiştirecek şekilde kodları oluşturacağız. Şimdi devre bağlantısını oluşturalım. Kullanacağımız butonu breadboard'un tam orta kısmına şöyle bakın yerleştirdim. Bunu yan çevirdiğim zaman bacakların denk gelmediğini görüyorum. Yani şöyle bakın araya girmiş oldu. Şöyle dik bir şekilde üzerine bastırmak suretiyle breadboard'un üzerine oturtmuş oldum. Şimdi burada bir tane de direnç kullanacağımızı söylemiştik 10K'lık. Bunu da getirip breadboard'un şu alt kanalıyla birlikte butonun bacağına batırdım. Aynı bacağa bakın şuraya bir tane jumper kablo batırıyorum ve götürüp D1 pinine bunu batırdım. Sonra şuradan GND'den bir tane jumper kablo aldım. Şu direnç de aynı yere batırdım, aynı hizaya. Yine deney kartın şuradaki 3,3 volt pininden burada butonun boşta olan bacağına jumper kabloyu yerleştirdim.
Uygulamanın bağlantısı bu şekilde. Kodları oluşturmaya başlayalım. Öncelikle deneyim kütüphanesine ekleyelim. Include deneyap.h dedik. Şimdi kullanacağımız butonu, D1 numaralı pine bağlı olan butonu bir değişkene atayalım ve bu değişkenin durumunu kontrol edelim. Yalnız daha önceden Arduino kullanan arkadaşlar bu butonla ilgili değişkeni oluştururken integer türünden oluşturuyorlardı. Burada ESP32 kütüphanesinden kaynaklı olarak oluşturacağımız butonu define olarak tanımlamamız lazım. Define buton şöyle boşluk D1 numaralı pine buradaki değeri butona ata dedik biz. Yani burayı biz butonla kontrol edeceğiz. Bunu tabi Arduino ile yaparken int buton eşittir D1 şeklinde tanımlama yapabiliyorduk. Buna ESP32 kütüphanesi izin vermiyor. DeneyApH kütüphanesi de zaten ESP32 temelli olduğu için, bizim DeneyApH kartımız da ESP32 temelli olduğu için bu şekilde bir kullanıma izin vermiyor. Butonu kullanırken bu şekilde bir define ile tanımlama yapmamız gerekiyor. Yine bakın int diyorum şöyle. Burada bir tane sayacımız olacak. Bunun da başlangıç değerine 0 verdik. Şurada pin modumuzu ayarlayalım. Pin mod noktalı virgül dedik. Bizim butonumuz virgül input olarak ayarlansın dedik. Yani biz buradan bir giriş yapacağız diyoruz. Bir de seri portu başlatacağız. Serial nokta begin şöyle parantez içerisinde buradaki baud hızını yazıyoruz. Buradaki baud hızı önemli. Aynı şekilde bu seri monitörde de aynı hızın seçilmesi lazım. Çünkü burada hızlı, orada yavaşsa ya da orada yavaş, burada yavaş, orada hızlıysa istediğimiz verileri yakalayamayacağız. Artık döngü içerisine burada yazmamız gereken kodları yazabiliriz. Bakın buton kontrolü yapacağız dedik. Eğer dijital read hangi dijital read nereye oku D1 numaralı pin ya da biz burada kolaylık olsun diye buton demiştik hatırlarsanız. Butonun durumu eşit eşit 1 ise biz pull down direnci kullandığımız için burada 1 durumunu basılı olarak kabul ediyorduk. Buradaki D değişkeninin değerini, daha doğrusu sayaç değişkeninin değerini arttıralım. Sayaç eşittir. Sayaç artı 1 şeklinde bir kullanım yapabileceğimiz gibi kolaylık olsun diye CD'nin bize sağladığı güzelliklerden birisi sayaç artı artı şeklinde de kullanabiliriz. Aynı şekilde bu işlem yapıldığı zaman seri monitörde de kaç defa basıldığını kontrol edeceğiz. Yoksa biz nereden bilebiliriz kaç defa butona basıldığını? Serial.print diyoruz. Butona basılma sayısı boşluk. Şuraya iki nokta da koyabiliriz. Alt satıra indik. Yine serial.println. Neden println? Bakın butona basılma sayısı diyeceğiz. Yanına buradaki ifadeyi yazacak yeni satıra geçmediği için artık 3 defa mı basıldı, 5 defa mı basıldı hemen onu da yazalım. Sonra bu ikisini yazdıktan sonra yeni satıra geçip yeni butona basıldığı zamanki durumu alt satıra yazmak istiyoruz. Yine burada bir boşluk, daha doğrusu bekleme oluşturalım. Şöyle delay fonksiyonuyla 500 diyelim. Çünkü butona basılı tuttuğumuz sürece buradaki sayaç değeri, tabi biz belki hızlı basıp çektiğimizi düşünebiliriz ama buradaki DeneyApH kartın mikro denetleyicisi çok hızlı çalıştığı için buradaki buton değeri 500'lere, 1000'lere, belki daha fazla değerlere kısa süre içerisinde gelecektir. Biz burada 500 milisaniyelik bir kontrol işlemi yapmış olduk. Uygulamanın kodları bu şekilde. Devre bağlantısı oluşturup kodlarımızı yazdık. Şimdi bunu bir kontrol edelim. Bakalım bir hata var mı? Şayet bir hatamız varsa bu burada bizi uyaracak.
Bakın gördüğünüz gibi burada bir yazım hatası var. Burayı düzelttik, dijital read yaptık. Yine bakın şurada parantez herhalde bir tane eklemişiz. Bir de şuradaki eşittir işaretine, buton durumun eşittir işaretine şuraya yazmamız gerekiyor. Eşit eşit bir şeklinde yazdık. Tekrar kodları yükleyelim. Ben uygulamamı çalıştırdığım zaman butona basılıp basılmama durumunu herhangi bir direnç ya da LCD ekran kullanmadığım için gözlemleyemeyeceğim. Bu durumda seri port ekranını kullanarak butona basıp basılıp basılmadığı durumunu kolaylıkla kontrol edebiliriz. Bakın kodlar şu anda yükleniyor. Seri port ekranını açtık. Şu an herhangi bir çıktı yok. Buradan butona basıyoruz. Ve bakın gördüğünüz gibi buton durumunu gözlemlemiş olduk.